Mobil mezbaha sistemleriyle kurban bayramlarında ortaya çıkan olumsuz görüntülerin ortadan kalkmasına katkı sağlayan MESTAŞ mezbaha sistemleri, kurban pazar yerleri kuruyor, entegre tesisler inşa ediyor. MESTAŞ mezbaha sistemleri, yerel yönetimlere kurban kesim ve afet koordinasyon konusunda çözüm sunmak, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde görüntü ve çevre kirliliğine çözüm getirmek, kurban sahiplerinin dini vecibelerini doğru bir şekilde yerine getirmelerine imkan sağlarken, kurbanların hijyen ve sağlık kuralları açısından uygun tesislerde kesimi için pratik ve verimli çözümler oluşturmak hedefiyle ticari faaliyetine başlıyor. Biz sonuçta Müslüman bir ülkeyiz. Müslümanların da dünyaya açılan en önemli yüzü kurban. Esas makine kökenli bir firmayız. Ancak tabii kurbandaki bu boşlukları, kurbandaki yaşanmış ve kötü yaşanmış izleri silme adına bir fikir oluştu ve bunun peşinde biz MESTAŞ mezbaha sistemlerini kurduk. 2006 yılından beri biz tamamen mezbaha, mobil mezbahalar, kurban kesim ve işletim sistemleri ve at ahırları üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki amiral gemimiz kurban ve mezbaha sistemleri. Başta dini, toplumsal ve çevresel olmak üzere çok boyutlu bir anlam taşıyor kurban. Kurban kendi içinde dini boyutu, sosyal boyutu, ekonomik boyutu ve ahlaki boyutu olan çok önemli bir olgu. Ve maalesef yurt dışından baktığımız zaman Avrupalı ülkelerin ve yabancı ülkelerin bize vurduğu en önemli nokta kurban. Ben bunları biz Müslüman bir ülke olan Türkiye için ve Müslümanların da bayrağını taşıyan bir ülke olduğumuz için bunu hak etmediğimizi düşündük. Ve tabii buradan yola çıkaraktan kurban pazarlarını ele aldık. Kurban pazarlarını kuruyoruz. Kurban pazar yerlerinin kurulmasında yerel yönetimlerin çözüm ortağı olduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Celil Sümer, İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneline hitap ettiklerini söylüyor. Şu an İstanbul'da 5 noktada kurban pazarlarımız var. Bunlar Sarıyer, Bahçeli Evler, Gazi Osman Paşa, Beylikdüzü ve Beykoz. Buralarda belediyelerden kurban pazarlarını yerlerini alıp bunların üzerinde pazarları kuruyoruz. Bunların içinde çadırlar, tuvaletler, banyolar, güvenliğini sağlıyoruz. Etrafını çeviriyoruz. Burada kafeterya hizmeti veriyoruz. Burada sağlık hizmetlerini veriyoruz hayvanlarla alakalı. Yani sonuca geldiğimizde ülkemizde ülke insanımızın en güzelini hak ettiği, her şeyin en güzelini hak ettiği gibi bunda da en iyisi olduğunu düşündüğümüz için böyle bir çalışmaya başladık. Sonuçta çok iyi sonuçlar alındı tabii ki. Kurban kesim mezbahası istenen yere kolaylıkla taşınabiliyor, bir saatte kullanıma hazır hale getiriliyor ve herhangi bir altyapı gerektirmiyor. Küçük baş kesim ünitelerimiz var. Bunlar günde 350 tane keser. Bir tırla istediğiniz zaman yerine her yere taşıyabiliriz. 8 personelle tamamen paslanmaz. Avrupa koşullarında, hijyen şartlarına uygun, insani ölçülere uygun, her şeyi dönete, Türk halkına uygun makineler bunlar. Bununla birlikte büyükbaş kesimhanelerimiz var. Büyükbaş kesimhanelerimiz 150 tane sığır keser. Bunlar da aynı şekilde taşınabilir, her yere ulaştırılabilir. Paslanmaz sistemlerdir. Kullanım kolaylığı, mobil sistemin iç piyasa yanı sıra dış pazardan da talep görmesini sağlıyor. Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan. Orada ciddi olarak çalışıyoruz. İnşallah bu şimdi Afrika'ya doğru döndü. Şimdi Etiyopya'da bir çalışmamız var. İnşallah bunun arkası kendi kendine gelecek. Patentli ürünlere imzasını atan, tasarım tescil belgesi yanı sıra her türlü kalite belgesine sahip olan firmanın yönetim kurulu başkanı Celil Sümer, AB'ye uyum yasaları uyarınca Türkiye'de mezbahanelerde ciddi bir değişim başladığının altını çiziyor. Entegre mezbahalarımız var. Bu Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'de çok ciddi bir değişim başladı. Sağ olsun Tarım Bakanlığımız bu işe çok ciddi eğiliyor ve çok ciddi destekleri var hükümetimizin. Tabii bununla birlikte şu an Türkiye'de 408 tane mezbaha var. Ve bunların şu an yaklaşık 12-13 tanesi ruhsat alabilecek özelliklerde Avrupa uyum yasalarına göre. Biz de tabii bu olayın bir ucundan tuttuk. Ankara'daki fabrikamızda hızlı bir şekilde mezbaha projeleri üretiyoruz. İşte anahtar teslimi temelden çatıya mantığıyla mezbahalarımızı yapıyoruz. Burada da çok son derece başarılı geçiyor. Ana
temelde olarak toplarsak ana hedefimiz hijyen. Celil Sümer, insana ve hayvana saygıdan hareket ettiğimizde bunun öncelikli şartı en ideal çevre ve hijyen koşullarının sağlanmasıdır diyor. Çevre dediğimiz zaman bir hayvana saygı, ondan önce daha da önce insana saygı ve bunların sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre de çevreye saygı. Nedir? Mezbahalarla, bizim kurduğumuz mezbahalar arıtmalarıyla, diğer çevre şartlarıyla hem hayvan haklarına saygı hem insan haklarına saygı öne çıkarıyor. Sonuçta makinalarımızla birlikte kurban bayramlarında o hoş görüntülerin azalmasını sağlıyoruz. Hayvanlarımızın dini vecibelere göre kesilmesini sağlıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Celil Sümer, dünya genelinde markalaşarak adımızı duyurmak hedefiyle yorulmadan yarınlara yürüyoruz diyor. Dünya standartlarının ötesinde, dünyada mezbahayla bir isim geçtiğinde ya bunu Türkiye'de bir Meztaş diye bir firma var ve gerçekten iyi yapıyor diyen bir firma olmak. Hedef bu. Önce iş, arkasından para kendi kendine geliyor zaten.